ekonomik kurul başkanlığı olur. Ben mesela 5 ülkeden sorumluyum. Afrika'da, Uganda benim sorumluluğumda. Şimdi Uganda'da toplantı yapmaya karar verdik. Hiç görmediğim bir ülke. İyi ama Uganda ile bizim diplomatik ilişkimiz de kuralı daha 3 ay olmuş. Evet. Yani 2010 gibi hatırlıyorum gidişimi. Büyükelçi gitmiş ama daha oturacak yeri yok. Büyükelçilik binası yok. Biz de Uganda'ya karma ekonomi kurul toplantısı yapmaya gideceğiz. Ben bildiğim dostlarıma gittim. Bunların başında da Tuscon gelir. Hı hı. Tuscon bir sanayici ve iş adamları kuruluşudur. Evet, saygın Gülen cemaatiyle bağlantılı olur. Şüphesiz olduğu. Yani onlarla bağlantısı olan ama pırıl pırıl insanların götürdüğü, hı hı, ve dünyanın her yeriyle ilişki kuran, onlara müracaat ettim. Belki de o telefon görüşmesini yapan kişi, yani eğer Mustafa Günay'sa, Tusko'nun genel sekreteridir. O benim de çok iyi dostum. Dedim ya ben Uganda'ya gideceğim ama ilk defa gideceğim. Hatta uçak seferleri de yok. Daha sonra başladı Türk Hava Yolları. Başbakanlığın uçağıyla gideceğim. Bana biraz iş adamı verin de gidip orada toplantı yapayım. Sen merak etme dediler. Onlar tertipledi 40'a yakın iş adamı. Ben gittim, onlar da gittiler. Neyse biz orada çok güzel görüşmeler yaptık. Uganda'ya indik, büyükelçi bizi karşılayacak. Büyükelçiliğimiz yok, rezidans yok, bir şey yok. Ama bizi karşılayanların içerisinde oraya 11 yıl önce gidip okul kuranlar ve o okulların öğrencileri geldi. Ellerinde Türk ve Uganda bayraklarıyla bizi havaalanında karşıladılar. Yemeği onlar verdi. Cumhurbaşkanıyla görüşmeye onlar katıldı. 11 yıl önce büyükelçimizin olmadığı bir ülkeye 11 yıl önce bu gönüllü insanlar gitmişler. Uganda'da okul kurmuşlar. Öğretmenlerle, öğrencilerle bütünleşmişler. Bunları takdir etmemek mümkün değil. Şimdi Uganda'da ananas yetişiyor mu? Orada yediğimi falan da hatırlamıyorum doğrusu. Yetişiyordur. Tropikal bir ülke ve Afrika'nın en güzel ülkesi. Her taraf yemyeşil. Size de tavsiye ederim. Peki. Nil'in doğduğu yer var. Jinja, evet, diye bir bölge. Oraya da gidin kardeşim, her şeyi görün. Şimdi bu ananası, bu Uganda'yı dile dolamamak lazım. Eğer bu kadarla kalmışsa. İkinci olarak daha önemli bir şey var. İş adamlarının yurt dışında yatırım yapması konusunda eğer bu telefon konuşmasının içerisinde bazı isimler geçiyorsa onları da ayıplamamak lazım. Çünkü ben 5 yıl meclis başkanlığı yaptım. Gittiğim her ülkeye giderken bana şu söyleniyordu. Şu ülkede Türk firmalarının bir ihalesi var. O ihaleyi Türklerin alması için siz de aracı olun. Gittiğim her ülkede ben bunu yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesela Körfez ülkelerinin bir tanesinde, isim vermeyeyim, bir firma için ricada bulunduğunu bilirim. Türk firmasıydı ve o firmanın patronu da o dönemde mecliste CHP milletvekiliydi. Biz Türkiye'nin menfaatının söz konusu olduğu bir yerde CHP'li mi, MHP'li mi, AK Partili mi ayırmayız. Fransızlar giriyor, İngilizler giriyor, Amerikalılar giriyor, Çinliler giriyor. Biz oradaki dostlarımıza diyoruz ki Türk firmaları da çok iyidir ha. Onlara verirseniz sizinle aramız bir dostluk köprüsü olur diyoruz. Ayıp değil, evet, günah değil, çirkin değil. Biz bunu hepimiz yaptık. Orada da bir iş olacaksa, o işi de Türkiye'den birisinin alması gerekiyorsa ona sizin veya benim veya bir başkasının aracılık yapması çok çirkin bir şey değil. Bunları yerinde ve zamanında kullanmamız lazım. Ah bir ananas olsa da beraber yesek.